Like ve kanalımıza abone ol. Pişi kalıbı çok seviyor. İşte işaretli ağaç burada. Burası kamp yapmak için harika bir yer. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Burada kamp mı yapacaksın canım? Evet, Pam ve Pim de gelecekler. Çünkü burada büyüyecek, kamp yapacağız. Ne güzel. Ama Pim ve Pam hala gelmediler. Cucu. Efendim Pisi? Çok öpüşüce parlayan şeyler var ya. Evet. Onlar ne öyle parlıyor? Onlar güneşten aldıkları ışıklarla böyle parlıyorlar canım. Ama güneş yok ki. Biz göremiyoruz ama yıldızlar güneşi görüyor Pisi'cim. Onların adı yıldız mı? Evet Pisi'cim, yıldız. Uzaydaki küçük gök cisimleridir yıldızlar. Ay çok güzel parlıyorlar. Uyudum yıldızlara. Güzel yıldızlar, sizi görüyorum. Keşke daha yakından bakabilsem. Neye benziyorsunuz bilebilsem. Ne güzel söyledin. Ay ama gerçekten onları çok merak ettim Cucu. Keşke böyle yakından görebilseydim. Görebilirsin. Kara kanka sen burada mıydın? Evet Pisi, bilirsin seni severim. Sesini duyunca hemen geliverdim. İyi yaptın arkadaşım. Nasıl da kokunu alamadım. Yıldızları yakından görmek mi istiyorsun Guak? İstiyorum ama olanaksız biliyorum kara karga. Ne demekmiş olanaksız Guak? Sen o işi bana bırak. Nasıl yani? Beni yıldızlara mı götürecek kara karga? Bilmem ki Pisi'cim. Yıldızları yakından görmek bence olanaksız. Bu ne ki kara karga? Bu bir teleskop Pisi. İstediğin yıldızı yakına getiriverir. Gerçekten mi? Evet ya, çok yaşa kara karga. Teleskop gökte çok uzakta olan cisimleri bize yakından göstermeye yarar canım. Nasıl da aklıma gelmedi? Ben teleskopla yıldızları yakından görebilir miyim yani? Evet arkadaşım Guak. Hadi gözünü daya da bak. Merhaba güzel yıldız. Görüyorum, evet. Harika. Ben bu teleskopu çok sevdim Cucu. Hayatıma hoş geldin teleskop. Amanın Pisi. İşte geliyorlar. Ay çok güzel bir yer burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pisi. Hadi çadırlarımızı kuralım. Harika oldu çadırlarımız. Bak Cucu. Evet gerçekten çok güzel oldu. İşte bak yine simler düşüyorlar abi. Ay Pin, onlar sim değil. Hiç de bile onlar sim abi. Niye anlamıyorsun? Baksana hepsi sim. Pırıl pırıl parlıyorlar. Hay Allah'ım ya. Pinciğim, evet parlıyorlar ama onlar sim değil kardeşim. Of ya. Pisi, ben bir türlü Pin'e bu gökyüzündeki parlayan şeylerin sim olmadığını anlatamıyorum arkadaşım. Parlayan şeylerin sim olduğuna mı inanıyorsun Pin? Evet, bence sim onlar. Bazen de hareket ediyorlar hatta. Uçan sim. Niye güldün Pisi? Komik ya.
çalsın dedin. İşte evet, o da aklıma gelmiyordu bir türlü. Çok yaşa pisi. Yıldız kardeşim, yıldız onlar. Hayır, uçan sim. Ay, keşke yıldızları sana yakından gösterip onların sim olmadıklarını anlatabilseydim. Yıldızları yakından görmek mi? Evet, keşke bir yolu olsa. Aha, bir yolu var. İşte. O ne? Bu bir teleskop. Gözünü buraya koyup bakınca yıldızları çok yakından görebiliyorsun. Deme ya. O zaman sorunu çözdük. Tamam, gel o zaman. Teleskopla bir bak. Bakınca kendi gözlerinle görüp onların sim olmadığını inanırsın belki Pin. Hadi gel. Bence sim onlar. Bak kendin. Aa, olamaz. Ne kadar güzeller. Simmiş peki onlar? Evet, sim. Nasıl yani? Aa, Pin? Şaka yaptım, şaka. Allah seni Pin. Bunlar sim değil. Şaka mıydı? Şaka, şaka. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Şemsiyeye mi? Teleskoba mı? Kulaklığa mı? Doğru, teleskoba. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir teleskop çizin. Hadi aç Pan. Efendim Fişi? Hadi gelmedin, seni bekliyorum. Evet, gelemedim Fişi. Çünkü şu an Pin'le biraz tartışıyoruz. Neden tartışıyorsunuz Pan? Bizim hala Rufiko Ezine'den kocaman bir peynir tofağı göndermiş. Annem bir kilosunu Fişi'ye götür dedi ama. Aa, teşekkür ederim. Bana da peynir vereceksiniz yani. Vereceğiz ama bir kiloyu nasıl ölçeceğimizi bir türlü bulamadığımız için Pin'le biraz tartışıyoruz. Anlıyorum. Tamam, ben de bir düşüneyim. Bir çözüm bulursam konuşuruz. Tamam Fişi. Bir koku alıyorum. Sanki kara karga buraya geliyor. Gak, 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 gak. İşte pisi burada. Gak, gak, gak. Merhaba kara karga. Merhaba pisi. Pek bir düşünceli gördüm seni. Söyle bakalım aklına takılan şeyi. Gak. Tam bana bir kilo peynir hediye edeceğim. Peynir mi? Evet ama koca bir peynir tekerinden bir kuleyi nasıl ölçeceklerini türlü bulamamış. Gak. Anlıyorum. Gak. Bu ne? Bu bir terazi. Bunu kullanarak ölçebilirsiniz peyniri. Gak. Terazi nedir çocuğu? Bir cismin veya maddenin ağırlığını ölçmeye yarayan alete terazi denir pisi. Bak, bu bir eşit kollu terazi. Bir tarafına koyduğun şeyle diğer tarafına koyduğun şey aynı ise, bak terazinin burası birbirine eşit ve dengeli durur. Eğer biri daha ağır ise ağır olan taraf aşağı iner, hafif olan yukarı kalkar. Tatlı bir dildeki gibi mi? Evet canım, aynen öyle. İşte bu da bir kiloluk bir ağırlık.
Bu ağırlığı bir tarafa koyup diğer tarafa da peynir koyarak teraziyi eşitlerseniz peynirin bir kilo olduğunu anlamış olursunuz. Aha, hayatıma hoş geldin terazi. O ne fişi? O bir terazi. Ve bu da bir kiloyu ölçmek için ağırlık. Aa, harika bu. Bir tarafa bir kiloluk ağırlığı koyunca böyle aşağı iniyor. Öbür tarafta böyle dengeye gelene kadar bir şey koyarsak koyduğumuz şey bir kilo olacak. Yani ne ölçmüş olacağız? Bu harika fişi. İşte sorunu çözdük. Bir kiloluk ağırlığı koydum. İşte ilk parçayı da ben bu tarafa koydum. Biraz daha peynir koyalım Pin. bak. Peynir ağır geldiği için ağırlık aşağı indi. Peynirden biraz almalıyız. İşte bakın tam peynir de durdu. Kara karga buraya geliyor. Sorunu çözdünüz mü merak ettim doğrusu. Bir de ta ormanın öbür ucuna kadar geldi şu güzel peynirin kokusu. Sakın peynirlerinizi sulanma. Hepsini için zülmet bile vermeyiz sana. Sizden peynir isteyen olmadı ki. Ben sadece merak ettim pisiyi. Alın da başınıza çabuk peynirinizi. Ay ne yaptın Pan? Ne yaptım? Kovaladım onu. Ama karganın kalbini kırdım Pan. Oysa o bize yardım etmişti. Yardım mı? Nasıl yardım? Terazi'yi bana kara karga getirmişti. Deme ya. Çok üzdüm şimdi onu. Hadi onu da çağıralım. Verelim peynirin en güzel yerini fişi. Ne olur. Hadi. Kara karga, kara karga. Keşke gelsen buraya. Hı? Kara karga gel lütfen. Ne oldu? Niye beni çağırdınız Gok? Senden özür dilerim kara karga. Özür mü? Kötü davrandı Pan az önce sana. Evet biraz öyle oldu. Senden hepimiz özür diliyoruz kara karga. Özürümüzü kabul edersen bu peyniri ayırdık sana. Peynir mi? Nasıl yani? Bu peynir benim mi Gok? Evet kara karga senin alabilirsin. Hepinize teşekkür ederim Gok. O zaman ben peynirimi alır giderim Gok Gok. Afiyet olsun kara karga. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Büyütece mi? Teraziye mi? Pusulaya mı? Doğru, teraziye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir terazi çizin. Evet.
Ettirmiş bana baka, içinde çaylar aka. Öyle bir yasemişim, her gören bana baka. Merhaba Pisi. Ne harika bir türküyü de o söyledin. Teşekkür ederim Cücü. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam biz hepimiz Müslümanlıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. Teşekkür ederim Cücü. Bak. Bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun ucunda. Bir buramda sarı var. Ben bir van kedisiyim. Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi Cücü, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum Cücü. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe Pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri burada gördüğün kepçesine doldurarak başka bir yere taşımaya yarar. Anladım Cucu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor, hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. Bu bir kepçe. Evet Pisi, bu bir kepçe. Aha, hayatıma hoş geldin kepçe. Kendi kepçemi çizeceğim. Merakla bekliyorum Pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. Kepçen harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoraya geliyor. Amanın sesi. Yavaş. Ben çok telaşlı görünüyor Pisi. Ne oldu acaba? Bilmiyorum Cücü. Şimdi öğreniriz. Dur diyorum sana. Ah ben sana ne diyeyim? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim Pisi. Merhaba Pam. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba Cücü. Bana yardım etmeniz gerek. Ne oldu? Evimizin önüne birileri böyle dağ gibi kum boşaltmış. Yapmış. Bilmiyorum ki. Sabah uyandık. Kapı bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama kapı açılmadığı için kardeşim Pin içeride kaldı. Ay, bir şeyler yapmalıyız. Başkan sakin ol. Nasıl sakin olayım Pisi? İçeride kapalı kaldı diyorum kardeşim. Buldum. Anne. Ay, ödümü patlattım Pisi. Ne buldun? Ayrını bir kepçe yardımıyla kurtarabiliriz falan. Ha, bu harika bir fikir Pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi işte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Bak kepçe. Evet bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Harika. Yaşasın. Tabii sorunu çözdük o zaman. Bazen bir sorun çıkar.
Pişman olursun sonra. Ha? Aman be, siz de. İyi işte. Evet, başardık. İşte geldik. Kumlara baksana pisi. Ha? Hadi Kepçe. Abi, sen misin? Evet kardeşim. Sabret, seni oradan çıkaracağız. Kahraman Kepçe, hadi. İşte bu, abi, canım kardeşim, abi, kurtuldum. Çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız burada? Tabii ki Kepçe ile. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? Evet, kepçeye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. Cucu. Merhaba Pisi. Bugün Pil'in doğum günü var. Oraya gideceğim ne? Bak, Pil'e posta yaptım kendi ellerimle. Ne güzel tatlım. Eline sağlık. Bugün de hava ne kadar bulutlu değil mi? Hiç dikkat etmemiştim. Doğru, ne kadar çok bulut var. Çok bulut olunca ne olur Cucu? Böyle güneş bulutların arkasında kalır canım. Arkasında kaldığı için de güneşin ışıkları ve sıcaklığı bize daha az yansır. Ay, şimdi ne oldu Cucu? Bulutlar kavga mı ediyor? Evet, aslında öyle de diyebiliriz. Şu iki bulut çok sinirli görünüyor. Gördüm, yine dövüştüler. Ay, pastam ıslanmasın. Bulutlar ağlıyorlar Cucu. Baksana, her yerim ıslandı. Ağlamayın tatlı bulutlar. Birbirinizle niye kavga ettiniz ki? Bak ne kadar üzdünüz kendinizi. Sen bakayım birbirinize. Beni dinlemiyorlar Cucu. Hala ağlıyorlar. O üzerine yağan yağmur pisi. Yağmur mu? Evet canım. Yağmur toprak için, ağaçlar için, bitkiler için, dereler, göller, denizler için çok önemli bir su kaynağıdır. Bizi biraz ıslatır ama çok faydalıdır tatlım. Islakken rüzgar esince biraz üşüdüm ama. Güneş çıktı. Şimdi kurutur güneş beni. Sıcacık. Kurudum bile. Bugün de hiç sorun çıkmıyor. Farkında mısın Cucu? Panda yok ortalarda. Pil'in doğum günüyle uğraşıyor herhalde. Evet, ne güzel işte. Evet, güneş çıkmışken hemen gitmeliyim. Islanacak. Eyvah. Ay, ne kadar çok yağmur yağıyor Cucu. Evet canım, çok yağıyor.
İşte artık bir sorunum var. Benim pastasını nasıl götüreceğim ben şimdi? Ay, koku alıyorum Cucu. Sanırım kara karga buraya geliyor. Kuk, 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 kuk. Ha? Ay, bu nasıl yağmur böyle? Sanki kovayla döküyorlar bizi. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime. Kuk. Merhaba kara karga. Ay, ay pisi. Sen misin arkadaşım? Vallahi görmemişim, birden yüreğimi hoplattın. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Sen o güzel yüzünü niye astın? Baksana, elimde pastamla kare kaldım burada. Oysa Pelin'in doğum günü var. Herkes beni bekliyor ama gidersem hem pastam hem ben çok ıslanacağım. Anladım. Of, bu yağmur ne zaman diner Cucuğum? Bilmiyorum tatlım. Pelin'in doğum gününe. Islanmadan gidebileceğim bir yol olsa keşke. Ay! Hı? Aa, bu ne şimdi? Üzerinde bir düğme var. Baslan mı ki Cucu? Bas bakalım. He? Bu ne ki? Bu bir şemsiye pisi. Yukarı doğru tutarsan ıslanmaktan korur pastanı ve seni. Aa, şemsiye mi? Evet canım, bu bir şemsiye. Yağmur yağdığında yağmurdan, çok güneş olduğunda güneşin yakıcılığından bizi koruyan bir gereç. He, bununla ıslanmadan Pelin'in doğum gününe gidebilirim yani. Evet canım. Çok teşekkür ederim kara karga. Rica ederim. Kuak kuak. Hayatım, hoş geldin şemsiye. Şimdi pastamı da alayım ve ıslanmadan Pelin'in doğum gününe varayım. Gerçekten ıslanmıyorum Cucu. Evet canım, görüyorum, harika. Çok sevdim ben bu şemsiyeyi. Ay, abanın pisi. Arkadaşım, kala kaldım burada. Kimse yok mu? He? Avpan. Nerede Şampan? Arkadaşım, buradayım. Ağacın altındayım. Pisi, sesime gel. Seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam pisi. Pine pasta almaya çıkmıştım. Aa, ben de pine pasta getiriyorum da. Aa, ne güzel. Pin pastayı çok sever. İki tane pastası olmuş olur. Sorun değil pisi. Tamam. Asıl sorun, bu yağmurda pastalarımızı ıslanmadan nasıl götüreceğiz? Aa, okullar bak. Aa, o ne ki? Bu bir şemsiye pan. Böyle altına giriyorsun. Yağmur seni hiç ıslatmıyor. Bak. Harika. Sorunu çözdük o zaman. Çok yaşa. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çünkü asıl çözüm sensin. Hadi o zaman, daha fazla geç kalmayalım. Hemen Pelin'in yanına varalım. Tamam. Ay, ben pastamla sığamadım pisi. Islanıyorum yine. Ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum ki. Ha? Sevgili Pan, kıyamadım sana da. Yaşasın kara karga. Yaşasın kara karga. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kulaklığa mı? Şemsiyeye mi? El fenerine mi? Doğru, şemsiyeye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir şemsiye çizin.
Merhaba çocuklar. Merhaba çocuğum. Merhaba çocuğum. Büyüteçle ne arıyorsunuz? Karınca ailesini takip ediyoruz. Nereye gittiklerini merak ediyoruz. Bu ekmek kırıntısını ne yapacaklar acaba? Kışa hazırlık yapıyorlar. Evet Pisi, karıncalar çok çalışkandırlar. Kışın soğuk havada aç kalmamak için yazdan yiyecek biriktirirler. Ya, o zaman şimdi evlerine bir gidiyor karınca ailesi. Bence öyle. Karıncalar bir ağaç kovuğunda ya da toprağın altında yuva yaparlar Pisicim. Yakınlarda yuvaya benzer bir şey göremedim ben ama. Bak, bizim çocuklar neyin peşindeler acaba? Peynir mi arıyorlar yoksa? En iyisi onları takip edeyim. Bakarsın peynir bulurlar, ben de yerim. Aa, piyano. İyi de piyanonun içinde karıncaların ne işi var, ne işi? Piyano mu? O nedir Pisi? Piyano işte bu pan. Piyano bir çalgı. Parmaklarla. Üstlerindeki bu siyah beyaz tuşları basılarak çalınır. Ağır ve büyük bir çalgıdır. Büyük olduğunu görüyorum. Karıncalar niye içine giriyor anlamadım. Ben de anlamadım Pan. Ay, sesi çok güzelmiş. Ben hemen hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim şu piyanoya. Hayatıma hoş geldin piyano. Karınca kardeş. Merhaba. Merhaba. Bu piyanonun içinde ne yapıyorsunuz karınca? Kış yaklaşıyor. Yuva yapmamız lazım. Sizin kuytu bir yerde yuva yapmanız gerekmez mi? Başka yer bulamadığımız için bu piyanoyu seçtik biz de. Size yuva yapacak bir yer bulalım o zaman. Bizim eve gelseler mi acaba? Aileni sormadan karınca ailesini davet etmemelisin Pan. Ailen uygun olmayabilir. Evet, haklısın. Peki ne yapacağız? Kuytu bir yer bulmalıyız. Ya da biz kuytu bir yer yapmalıyız. Evet, karınca ailesi için yeri uyarak onlara bir yuva yapabiliriz. Bu harika bir fikir ama yeri nasıl uyabiliriz ki? Düşünelim. İşte yardıma ihtiyaçları var. Hemen arkadaşlarımın yanına gitmeliyim. Merhaba Pisi. Merhaba Pan. Kara Karga merhaba. Kara Karga, hiç seninle uğraşacak durumda değiliz. Çok önemli bir sorunumuz var. Hiç kibar değilsin Pan. O da hep yaramaz ama. Deminden beri sizi izliyorum. Bizi mi izliyorsun? Neden? Peynir aradığınızı düşündüm de o yüzden. Bak demiştim sana değil mi Pisi? Bizim karga yaramazdır diye. Kara Karga yaramaz ama aynı zamanda da yardımsever. O bizim dostumuz Pan. Haklısın Pisi. Sizi böyle görünce arkadaşlarıma yardım etmeliyim dedim geldim. Hayret. Bu piyanonun senin yalan olduğunu bilmiyorduk. Çok özür dileriz Örümcek kardeş. Hemen gidin buradan. Bir daha da asla geri geleyim demeyin, tamam mı? Yeri oymamız ve karıncalar için orayı yuva yapmamız lazım. Ben kakamla deneyebilirim. Harika. Bu yuva bence harika görünüyor. Bence de. Ama karıncalar. Karıncalar nerede? Karınca kardeşler neredesiniz? Yoklar. Hay Allah, nereye kayboldular ki? O kadar küçükler ki nasıl bulabiliriz onları? Büyüteçlerimizi arayalım mı? Evet, hadi arayalım. Karınca kardeşler. Karınca kardeşler, size yuva yaptık biz. Neredesiniz? Karınca kardeşler.
göndermiş o kendilerine. Yuva arayan karıncalardan mısın? Yuva arayan mı? Hayır, benim yuvam var. Bak burada hem de. Karıncalar, güzel yuvasız karıncalar, neredesiniz? Ben bulamadım. Ben de iyice baktım ama yoklar. Ben de bulamadım. Kendilerine başka bir yuva bulmuş olabilirler mi? Ne dersin? Olabilir tabii. Yardım edin, yardım edin. Siz duyuyor musunuz? Evet, birileri yardım istiyor. Şu taraftan geliyor. Buralardan bir yerden geliyor ama... Buradayız, buradayız, kurtarın bizi. Kurtarın diyor. Bu ses kiminse kesin zor durumda. Nereden geliyor bu ses? Çıldıracağım şimdi. Sakin olun, sakin olun. Bir duralım. Bizi duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz bizi. Beni tanıyor. Siz kimsiniz? Biz yuva arayan karıncalarız. Bulduk onları, bulduk. Bir dakika Pan. Zaten bulamadık. Bizi nerede olduğunuzu anlatmaya çalışır mısınız? Sesinizi duyuyoruz ama sizi göremiyoruz. Biz de hiçbir şey göremiyoruz. Burası çok karanlık. Üzerimize de bir şey düştü. Hepimiz onun altında kaldık. Çok karanlık. Ay, neyin altında olabilirler ki? Hemen bakalım. Burada yok. Burada da yok. Yoksa... buldum. Sonunda buldum. Çok teşekkür ederim size. Geçin gönderi. Geçin sen. Hırılın. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Piyanoya mı? Mızıkaya mı? Evet, doğru. Piyanoya harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi alın. Kendinize harika bir piyano çizin.